Dalaşlar Diyarı Erzurum'dayız. Tortum Gölü. Tortum Şelalesi'ndeyiz. Oltu'dayız bugün. Akrep var, ayı var, kurt var, yılan var. Recep, senin lakabın zaten ayı boğan değil mi? Öyle. İstanbul'da mesela bu huzuru bulamazsın. Götümüz dondu yani. Benim de dondu götüm. Yo YouTube. Merhaba arkadaşlar. Merhaba desene oğlum sen de. Merhaba arkadaşlar. Ben birisi deyince yetiyor sandım. Videomuza hoş geldiniz. Neden geldik buraya Yahya? Arkadaşlar, Dalaşlar Diyarı Erzurum'dayız. Kendi memleketimizdeyiz. Bilmeyenler için bizler aslen Erzurumluyuz. Ve burası da bizim köyümüz. Ama sadece köyde kalmayacağız. Size bütün Erzurum'u, yani güzel yerlerinden güzel kareler çekeceğiz vlog şeklinde. Ama asıl geliş nedenimiz ise bizim çıkardığımız ürünlerin ilk çekimlerini Erzurum Peribacalarında yapacağız. Çünkü müthiş bir yer. Oralarda size göstereceğiz ve fazla uzatmadan önce size bir köyümüzü gösterelim. Ondan sonra gezimize başlayalım. Oğlum örümcek var lan burada. Arkadaşlar bu arada akrep var, ayı var, kurt var, yılan var. Aradığınız ne varsa bütün tehlikeli Recep, hayvanlar ayı var burada. Boğansın, ayı boğan, ayı boğan. Ayı boğarız biz. Recep'e yani, bir şey olmaz. Yani. Evet, devi kardeşimiz de burada. Selam. Selam. To be satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Arkadaşlar bu bizim yeğenimiz. Dünya tatlısı. Seni mi? He? Utandın mı? Dün yıkıyordun ortalığı. Kamerayı gördün, bu ne tabii ki? Flash flash flash. Şok şok şok. Ulan kamera çocukları böyle sakinleştiriyorsa artık hep çekiyor sizi. Dün ortalığı yıkıyordun. Gel. Çak bakayım. Böyle bir çakmak yok ya. Sen adam öldürürsün ya. Ayşe sen niye dışarı çıkmıyorsun? Dur. Gel bakayım, bir şey soracağım sana. Dur. Yerinde dursana kız. Tabii şımarıyorlar. Bakın bunlar da 3 kız kardeş. Sizi bundan sonra Shredded Sisters yapıyorum. Tamam mı? Biz Shred Brothers, Shred Sisters. Ne? Ya anneanne gel seni de çekelim. Niye ya anneanne gel? Git. Arkadaşlar işte burası da köyümüz yani. Burada her aradığınız meyve var. Şurası mesela bunun sol tarafı kiraz, sağ tarafı vişne. Burada erik ağacı, şu armut, arkada üzüm var. Daha açmadılar tabii. Şöyle bir ayağı açarlar eski. Burada dut ağacı var. Ali beğendin mi buraları? Manyak. Arkadaşlar bunun havası tertemiz böyle. Evet arkadaşlar. Köy meydanında annenizi kızdırınca dayak yerseniz eğer hemen ağaca tırmanın. Çıkamayacakları tek yer. Oğlum düşeceksin lan. İşte düşecek, bir yerini kıracak, sonra bundan uğraşacağız. O değil de ben buradan nasıl ineceğim? Nasıl atla atlayayım da bacağımı kırayım. Atlayayım da bacağımı kırayım zaten, siz onu istiyorsunuz galiba. Oğlum harbi diyorum, bak nasıl ineceğim ben buradan. Çıkarken düşünseydin abi. Kanka giderken geri dönüşümü düşünmedim. Oğlum bak şaka yapmıyorum. Bu hayatın heyecanı. Şimdi geliyorum Geliyorum. Şimdi. Çekil kanka. İşte böyle yani köy meydanında falan. Üzerinde böcek var. Ney var? Ha. Aa böcek. Arı. Arı vallahi arı, yemin ediyorum abi. İşte burada arı falan da var arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım, sokuyorlar yani. Erzurum'un biraz arıları da biraz psikopattı. Yok ben, siz tırmanmayın. Bak hemen örnek aldılar, görüyorsunuz. Yani böyle gerizekalı insanları örnek alırsalar böyle bir şey olurlar. Gelsene buraya. Gel buradan dedim. Evet gel hadi gel. Bu da aynı benim gibi hep abisine suç atıyor, gel. 40 yılda bir şey doğru dedi yani. Gel buraya gel. Gel buraya. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını. Bu dedenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını.
Hadi bay bay yapın kameraya. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bakın, burası bizim köyümüz. Erzurum Tortum Aşağı Liskav. Yeni ismi Çamlıca Mahallesi. Ve size şimdi burada bakın. Anam her yerde bakın, şuraya bakın. %100 doğal, böyle biraz çirkin gözükebilir. Organik. Bu da çirkin. Seviyoruz bunu da yani. Yani Yahya da çirkin ama yani gerek yok. Armut düştü lan. Düşen armudu yemek lazımmış değil mi? Oğlum olmamış ki onlar. Oğlum olmamışı bile olmuşundan güzel lan. Mısır mı ararsın? Fındık mı ararsın? Her şey var. Gel. Bakın bu da elma ağacı. Arkadaşlar şunlar da dut ağacı. Bu da Johnny. Arkadaşlar bundan harbiden korkuyoruz yani abi. Bunu neden yaptık? Kargalar için. Kargalar buradaki meyveleri yemesin diye. Normalde bu kargaları korkutacakmış. Ne yazık ki hep beni korkutuyor. Geceleri böyle ışıkla buraya çıkıyorum böyle. Bizden karşıma çıkıyor böyle, ödüm bokuma karışıyor. Buranın kargası da deli kardeş. Tamam gel bak buraya. Ali görüyorsun yani, buranın sineği de psikopat yani, görüyor musun? Dedemin yani böyle hobi olarak yaptığı bir şey. Arı kovanları. Ben bunların çerçevesini bile yapıyordum. Çok zevkli bir şey. Hatta bunlar yavru veriyor, böyle havada uçuşuyorlar vesaire, bir yere konuyorlar. Hepsi üst üste böyle, ondan sonra bunları alıyorsun böyle kovanın içine. Kendim şaşırıyorum nasıl burada duruyorum. Burada bal oluyor. Bal üretimi var burada. Doğal yollarla bal üretimi var ama fazla durmayalım. Şurayı kanka şöyle bir çeksene ya. Şuraya bak. Baksana ya. Burada da arkadaşlar sağlı sollu böyle ceviz ağacı, elma ağacı, ağaç işte türlü türlü. Burası da bizim köyümüz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de. Aha, Reco. Ayı Reco, gelin. Oo, adamlara bak lan, keyif yapıyorlar. Oo, adamlara bak, keyif yapıyorlar. Manzara çiçek gibi. MTV'de bir tane show vardı, evini gösteriyorlar ya böyle. Pimp My House, gelin şimdi size bir evimizi gösterelim. Akrepinden tut, yılandan tut, ayıdan tut. Burada bir tane ayı boğan amca vardı zaten. Ayı boğan bile var. Ayıya kafa tutmuş. Burası benim lakabım demiş, defol demiş. Recep, senin lakabın zaten ayı boğan değil mi? Bu gerçek bir hikaye. Bizim köyde bir tane Rıfat emmi var. Köye bir tane ayı gelmiş böyle. Ayının önüne geçmiş demiş, hop demiş, dur bakayım burası benden sorulur. Ayı dönmüş gitmiş. Şahitleri var. Bizim küçüklüğümüz gerçekten çoğu zaman köyde geçti yani. Biz böyle daha çok buraları seviyorduk. Çılgınlık yapıyorduk. Burada hep çalışıyorduk. Böyle kazma kürek olsun yani, bu ev falan, buralar, bu bahçeler kolay oluşmadı. Dedemin de çok büyük emeği var yani. Dedem de taş gibidir ha, bakmayın öyle. Saçları maçları beyazlamış, taş gibidir. Bir insan şehir içinde, İstanbul'da mesela, bu huzuru bulamazsınız. Bu sakinliği, bu havayı, bu tertemiz şeyi. Yani buranın meyvesi olsun, her şeyi. Bunu bulamazsınız. Ayda yılda bir kere böyle insan kafa dinlemek için böyle yerlere gelir. Ne yapıyorsun? Armut mu atacağım? Armut düştü kafama. Arkadaşlar buranın her şeyi doğal böyle. Bakın bu su bile ta dağlardan geliyor. Yani öyle musluktan gelen suyu bile içebiliyorsunuz burada. Böyle bir yüzümüzü yıkayalım ya. Kanka su savaşı. Ay, sen ne diyorsun? Biz su savaşı az yapmadık burada. Su savaşı soruyor bize. Silah bile çekiyorduk. Silah. Böyle diziyorduk şişeleri. Hangi sene? Doğru. Arkadaşlar bu evin yapılış tarihi 2006'da. Yani annem babam ta o zamanda elbet bir gün tekrardan buraya dönme niyetleri vardı. O yüzden burada bir şeyleri olsun diye, burada rahat ediyorlar diye böyle bir ev yaptırdılar. Gelin bakalım size bir evi gösterelim. Dadaş her zaman yanımızda. Bu arada Dadaş'ı Instagram'dan takip edin bizleri arkadaşlar. Dadaş'ı birinize hediye edeceğim. Dadaş kelimesinin ne anlama geldiğini o resmin altında da açıklayacağım. Annem bunu görüyorsa anne kusura bakma, evini dağıttık. Arkadaşlar burası bizim oturma odamız. Böyle kısaca bir göstereyim, biraz ortalık dağınık. Neden? Çünkü çalışıyoruz. Hatta Trends'in giyimlerini burada çektik. Ve o fotoğraflar da gelecek. Yani görmek isteyenler Trends'i takip etsin. Orada yayınlanacak fotoğraflar. Hemen geçelim hızlı hızlı. Zaten yola çıkacağız. Annem de kızma. Dağıttık bay ortaya. Aynen dağıttık. Yahya dağıttı. Biz yapmadık. Ben hiç dağıttım anne. Koyduğunu kaldırmıyor yeri. Bak Yahya meşaları. Arkadaşlar burası da mutfağımız. Ve devam edelim. Terasa çıkalım, gel. Terasa çıkalım. Evet, burası da terasımız. Burada böyle kahvaltı yapıyorsunuz. Efsane. Burası neresi? Burası Tortum Gölü. Tortum Gölü. Ben burada zamanında yüzmüştüm arkadaşlar. Daha zaten hayatımda da girmem. Önümde bir tane balık zıpladı. Böyle boyum kadardı. Aynanın sazan diyorlarmış ona. Ben ondan sonra daha girmiyorum yani. Size de tavsiye etmiyorum. Hatta Resul, balığı tutanlar neyle çekiyormuş? Eşekle çekiyorlarmış arkadaşlar. Eşek. Arka arka bir aile buraya düşmüş. Bulamamış. Zaten şimdi görürsünüz yani buranın ne kadar büyük olduğunu. Ali kardeşim size şimdi bir show yapıyor. Uçuyorum. Uçuyorum. We'll be right back.
Arkadaşlar bakın burada Erzurum'un dadaşlarından Turgut kardeşim, Mümin kardeşim ve Mücahit kardeşim bizden eğitim almış. Yani bilmiyorum belli mi abi? Yani bacak antrenmanı oldukça zor. Vallahi herkes bacak antrenmanı. Bir hafta yürüyemiyorum. Allah korusun kardeşim. İki hafta süre biliyorsun buraya düşen bulunmuyor geri. Doğru deme o. Abi canım. Değil mi? Soğuk için çekiyor abi içeri. Arkadaşlar Hortum şelalesindeyiz. Efsane bir yer. Burada şu an giyim çekimlerini hallettik. Ve Ali kardeşim de şu an muazzam meditiyle size bir önce bir Hortum şelalesini bir göstersin. Arkadaşlar çekimlerde var ya bayağı bir götümüz dondu yani. Götümüz dondu. Benim de dondu götüm. Şu an şelale falan güzel gözükebilir ama oraya yakınlaşınca bir esiyor var ya böyle normal değil yani. Bayağı bir soğuk. Bayağı bir soğuk. Cak. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burası cidden efsane bir yer. Eğer böyle ailenizle bir kafa dinlemek istiyorsanız muhakkak yani şu görüntüye İstanbul trafiğinden psikolojiniz bozulduysa kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar ekip çalışıyor görüyorsunuz. Burada yani bayağı bir zor şartlar altında. Beyler aç mısınız? Aynen. Şöyle bir şey düşündüm. Burada çok güzel bir yer var. Alabalık kestleri, yedi göller. Onun manzarası da efsane. İsterseniz oraya gidelim bir alabalık yiyelim. Aynen. Arkadaşlar siz de diyorsunuz. Balık mı yiyelim? Cağ kebabı mı yiyelim? Ali cağ kebabı yiyelim. Balık yiyelim. Dikkat. Lan ne oluyor? Birkaç gündür sabahtan beri böyle cağ kebabı yiyor. Sabahları da cağ böyle güzel olmuyor pek fazla. Böyle ortası tam pişmiş yerleri güzel oluyor. Ali de galiba mideyi bozdu. Ondan sevmedi. Yoksa cağ kebabı candır. Gerisi heyecan. Ne dedim ben az önce? Cağ kebabı ne dedin ya? Ben ne dedim lan? Cağ kebabı candır. Gerisi heyecan. Aynen. Doğru mu? Doğru. Öyle. Arkadaşlar bu arada Narman'a da gittik ama orada vlog çekemedik. O yüzden şimdi size bir flashback yapalım buradan. Ali kardeşim size orayı da bir göstersin. Siz de karar verin. Narman mı? Tortum Şelalesi mi? Neresi daha güzel? Arkadaşlar şu an Recep az önce arı saldırısına uğradı. Arkadaşlar arılar da psikopat. Dizik diyorlar bunlara. Dizik. Yani hiç normal arıya benzemez. Aynen. Adamı haşlarlar. Şimdi içeri giriyoruz. Güzel bir alabalık yiyeceğiz. Aynen size gelin bakın balıkları göstereceğim şimdi. Aynen. Burada eskiden biz çok gelirdik buralara. Arka taraflarda hep balık tutardık. Aynen. Daha bayağı küçüktük o zaman. Burada 15-16. Çok güzel anılarımız var burada. O yüzden hep çekiyor yani bizi buranın. Biz biraz deliydik ya böyle. Çılgın aksiyonlar yapıyorduk. Şu an çılgın reaksiyonlar yapıyoruz. Arkadaşlar bakın şurası var ya, cidden söylüyorum, insanın böyle var ya, harbi diyorum kafasını böyle rahatlatıyor, anlatabiliyor muyum? Kafa rahatlatmak istiyorsanız, eğer hayatınızda çok kafa attıysanız, bir mola vermek istiyorsanız kesinlikle size Erzurum'u tavsiye ederim. İnsanlar böyle Erzurum denince hep böyle akla dağ taş maş falan geliyor ama Erzurum'un doğası o kadar güzeldir ki. Bak şu an Ali doğru söyle. Yok hayır. Muhteşem. Değil mi? Muazzam. Oğlum öyle sanki zorluyormuş. Zorluyor muazzam. Abi vurmadı. Sen adamın dibisin. Buradan tüm Giresun'a Ali kardeşim adına selamlar olsun. Arkadaşlar bir bakın şimdi Resul abi size balıkları gösterecek. Bak aşağı bak.
şöyle. Hayır, bu ne gibi? O ne lan? Oha. O alabalık mı lan? E yak ya. Yak ya. Babaları lan. Baba alabalık. Baba. Yavru veriyormuş. Analarıymış. Arkadaşlar balıklar geldi. Et, balık, kelle. Bunlar yeni elle. Afiyet olsun. Oh mis. Kanka afiyet olsun. Eyvallah. Ne yapıyorsun orada? Tereyağını ekmeğe sürüyorum. Üzerine peynir koyacağım. Bir de balıkla karıştıracağım. Mükemmel. Mideye geçmiş olsun. Oh. Bu da bu arada normal peynir değil. Erzurum cibil peyniri. Ali afiyet olsun. Kafasıyla beraber ya ama. Kafaya çok faydalıdır. Kafasıyla beraber. Biliyorsunuz değil mi? Şaka yaptım. Kafa yemez. Kafa yenir ya. Ye şunu kafasını. Yok, kafayı yemem ben. Ben de yemem bunu. Beyler afiyet olsun. Beyler, bayanlar, merdiven altı kayanlar. Meşhur Oltu Taşı'nın tam şehrine geldik. Oltu'dayız bugün. Ve sizlere şimdi Oltu Taşı'nı göstereceğiz. Çok sevdiğim, çok saydığım ve muhabbetini sevdiğim bir kardeşime buradan bir hediye alacağız. Gelin içeri gidelim. Arkadaşlar şu an Oltu'nun en güvenilir Oltu Taşı yerindeyiz değil mi abi? Bakın dikkat edin, Erzurum'a geldiğinizde size Oltu Taşı diye Rus taşı satmasınlar. Dikkat edin. Yani burası güvenilir bir yer. İbrahim abimi kesinlikle bulun. O sizi güzel yönetir burada. Abicim şunlar çok hoşumuza gitti bizim. Ama öncelikle senden şunu bilmek istiyorum abi. Şu Oltu Taşı'nın bize bir hikayesini anlatır mısın? Bunun özellikleri nedir? Bunun... Aynen, neden Oltu Taşı? Bunu Oltu Taşı yapan nedir yani? Bu ardıcın kökü. Fosil. Milyon yıl toprağın altında kalmış ardıç kökü. Burada zaten ağaç olduğunun delili mevcut, bakın yuvarlaklara. Aynen, yuvarlak yuvarlak gidiyor. Tuttu köyünde, Güllüce köyünde, Oltu çevre köylerinde yerin aşağı yukarı 250-300 metre altında tamamen ilkel elle kazılmış tünellerden çekiç ve murç yardımıyla çıkarılır parça parça. Makineyle değil yani. Makine, hiçbir teknolojik alet yok. Tamam, elle. Makine yok. Elektriksel, hani kepçe falan. Hiçbir şey yok. Tamamen elle çıkarılır, parça parça çıkarılır. Öyle olur ki 6 ay gidersin, 250-300 metre aşağı inersin, hiçbir şey çıkaramazsın. Böyle yani. De gün olur, bir gidersin, damarı vardır bunun, damara rastlarsın. 2-3 teneke birden çıkarırsın. Bunun çıkarımı böyle. Tenekelerle satılır, satılan usta bunu keser yardımıyla, yine keser yardımıyla kırar, küp şeker haline getirir. Hızar atölyelerinde hızar şeritleri vardır. O şeritlerden yapılan bıçaklarla, kendileri yaptıkları bıçaklarla yontarak altıgen haline getirilir. Biz dediğimiz aletle delinir, torna makinesine alınır, yine elde o şeritlerden, hızar şeritlerinden yapılmış keskilerle yontularak bu hale getirilir. Fosil demiştin değil mi? Fosil, evet. Aynen, bu senelerce arkadaşlar. Ama altına kala kala... Rus taşını güneşe çıkardığına, şöyle tuttuğuna, ipten kendi başına hiç uğraşmadan pat 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 dökülür. Evet. Ama Oltu taşında olmaz. Çektikçe parlar, tozu çeker üstüne, vücuttaki negatif elektriği alır, stresi alır. Böyle toza tuttuğun anda o tozu çeker. Tozu çekiyor. Şimdi sigara karakülü veya kağıt parçası böyle parçalarsın. Bunu biraz kızdırırsın, şöyle hafiften tuttun mu mıknatıs gibi yerden kaldırır, çeker. Bu özellik de sadece Oltu taşı ve orijinal sarı kehribarda vardır. Çamdan reçinesidir o da. Evet. O da fosillenmiştir. Arkadaşlar abi süper anlatıyor ya. Süper anlattın abi. Allah razı olsun. Biz şimdi şunla şunu çok beğendik abi. Bunları ben çok sevdiğim bir kardeşime alacağım. Şunları da bize güzel bir fiyat yaparsan abi. Eğer İstanbul'un stresinden kafayı yediyseniz bizim gibi arkadaşlar. Kesinlikle size Oltu taşı tavsiye ediyorum. Stres alıyormuş. Değil mi abi? Evet. Bu taneyi önce teker teker yerlerini belli eder. Sonra elmasla yararız. Sonra teker teker sarılır bu. Sonra toza Japon'a yatırılır. Japon yardımıyla yapılıyor. Sonra bir daha yeniden delersin, açarsın. Sonra gümüş değil mi abi? Tabii. Tornaya girer. Tornasını yaparsın. Sonra da cilasını verirsin. Nokta işçilikte de bunlar teker teker delinir ve teker teker işlenir. Yani bu kalıp işçiliği değildir. Teker teker delersin, teker teker işlersin. İşleme süreleri en az 2,5-3 saat. Böyle boya kutusuna batırayım, çıkarayım, oldu bitti değil. Tamamen emektir. Evet arkadaşlar, Oltu taşını da öğrenmiş olduk. Çok sağ ol abi. İyi, teşekkür abi. Ediyoruz sana. Teşekkür ederim.
nasıl evrim geçirmiş miyiz? Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tabii ki hayatta en güzel şey başarıdan da önemli, her şeyden önemli. Etrafındaki sadık insanlar, sadık arkadaşlar, sadık kardeşler ve güzel anılar bırakmak ardından. Siz de bir şeyler söyleyin, beni böyle yalnız bırakmayın ortada. Yahya kardeşime kesinlikle katılıyorum. Biz buralarda küçükken bayağı bir vakit geçirdik ve bu vakti beraber tekrardan geçirdiğimiz için çok şükür. Yani bayağı bir özlemişiz. 5 sene olmuştu buraya gelmeyeli. Yahya'da 2 seneydi. Hatta sene. Almanya'da yaz tatillerinde biz çocukluğumuzu hep burada geçirdik yani. Erzurum'da güzel bir vakit geçirdik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, beğenme butonuna bunu basarak bize gösterirsiniz. Yorumlarınızı atabilirsiniz. Daha ne gibi videolar istiyorsunuz? Türkiye'nin nerelerine gidelim? Türkiye'nin her yeri güzel arkadaşlar. Ve bu arada aslında tam istediğimiz gibi bir vlog da çekemedik. Umarım şu an bilmiyorum nasıl çekimler falan ama inşallah güzel olmuştur. Çünkü giyim çekimleri için Aslen gelmişti buraya. Ve onların çekimleri efsane oldu. Onların çekimlerini görmek evet. için de alttaki sayfayı mutlaka takip edin. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Dadaşı, Aslan Dadaşı birinize hediye edeceğim aranızdan. O yüzden mutlaka takip edin Instagram'dan. Aynen. Instagram üzerine çekiliş alacağız. Sana. Aynen. Instagram'dan resim paylaşacağım. Orada o çekilişi yapacağım. Umarız hoşuna kadar gitmiştir bu video. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded. Boom. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older, somebody should have told you I'm on one, yeah.